Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, 2023 Türkiye için tam anlamıyla enerji yılı olacak. Ülkemiz tarihi açısından ilklere sahne olacak. Gelişmelere şahitlik edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye 2023'te enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çok sayıda projeyi devreye alacak. Küresel gaz fiyatlarının belirlendiği bir merkez olmaya hazırlanan Türkiye yeni yılda nükleer reaktör ve yerli gazı devreye alarak ilklere imza atacak. Bu yıl rüzgar ve güneş enerjisinde en az 2000 megawatt kapasite artışı bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk dalga enerjisi santralinin inşası da başlayacak. Değerli basın mensupları, 7 uluslararası doğalgaz boru hattı, ikisi yüzer olmak üzere 4 LNG santrali, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisiyle enerjide arz güvenliğini sağlayan Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle küresel gaz fiyatlarının belirlendiği bir merkez olmaya hazırlanıyor. Türkiye, Sakarya gaz sahasında yapılan 58 milyar metreküplük yeni keşif ve yeni ölçümler sonrası 710 milyar metreküpe ulaşan yerli gazı Mart'ta şebekeye bağlayacak. Silivri doğalgaz depolama tesisinde kapasite arttırma çalışmaları tamamlanırken Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolama tesisinde de genişletme çalışmaları sürüyor. Değerli basın mensupları, Nisan 2018'de yapımına başlanan seçim bölgem Mersin'de inşa edilen Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayacak ülkenin ilk nükleer enerji tesisi niteliğindeki Akkuyu nükleer güç santralinde inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Toplam 4 reaktörle 4800 megawatt kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu nükleer güç santralinin ilk reaktörü bu yıl devreye alınacak. Şırnak Gabar Dağı'nda yaptığı 150 milyon varil rezervlik petrol keşfi dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri niteliğinde ekonomik değeri yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu keşifle Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı 450 milyon varilden 600 milyon varile çıkmış oldu. Öte yandan son 20 yılda yapılan petrol ve gaz üretimiyle 41.3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçildi. Elektrikte Türkiye'nin 103 bin megawattı aşan kurulu gücünün yaklaşık 55 bin megawattın yenilenebilir enerji tesisler oluşturuyor. Toplam kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payı %54.4'e ulaştı. 1,5 yıl sonra yenilenebilir enerjinin payı %70'e çıkması bekleniyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kapsamındaki dalga enerjisinden elektrik üretilmesi amacıyla Ordu'da Türkiye'nin ilk dünyanın en büyük santrali kurulacak. Bahar aylarında inşasına başlanacak santral 77 megawatt kurulu güce sahip olacak. Değerli basın mensupları, çok özet olarak ifade etmeye çalıştığım gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milli kaynaklarımız önceleyen stratejimiz ile
tüm enerji kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda milletimizin hizmete sunmaya, milletimize hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonuyla tam bağımsız ve güçlü Türkiye için bağımsız enerji vazgeçilmemizdir. Bu bilinçle projeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.